Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere karamelli, çikolatalı, ganajlı tart kek tarifim olacak. Gerçekten muntazam, şahane bir tatlı oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. İyi seyirler. Kekimizi hazırlamaya başlayalım. 2 tane oda sısındaki yumurtamı kaseye alıyorum. Üzerine 1 çay bardağı toz şekeri ilave ediyorum. Ve iyice çırpmaya başlıyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. 1 çay bardağı süt. Ve tekrar hafifçe karıştırıyorum. 2 su bardağı kadar un ilave ediyorum. Her zaman söylediğim gibi unu kontrollü ekleyin lütfen. 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ve 1,5 yemek kaşığı kakaomu da ilave edip malzemelerim iyice karışana kadar şöyle hafifçe çırpacağım. Kekimin içerisine son olarak şöyle çok ince robotla çektiğim fındıklarım vardı. Onları ilave ediyorum. Eklemeseniz de olur tabii ki. Ben daha çok lezzet katması için ekledim. Şöyle bir spatula ile karıştırıyorum. Ve daha sonra tart kalıbıma dökeceğim kek harcımı. Kek harcımı tereyağıyla iyice yağladığım tart kalıbıma döküyorum. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında kekimi kontrollü olarak pişireceğim. 1 su bardağı toz şekerimi tavaya aldım ve şöyle hafifçe karıştırıp kendi halinde iyice karamelize olmasını bekleyeceğim. Hiçbir şekilde karıştırma yapmanıza gerek yok bu esnada. Kendi halinde iyice karamelize olana kadar kısık ateşte bekleyeceğim iyice karamelize olmasını. Bakın karamel iyice eridi. Koyduğum içerisine 1 su bardağı şeker şöyle sıvı hale geldi. Ve artık üzerine 1 su bardağı soğuk su ilave ediyorum. Arada hafif hafif karıştırarak bu sertleşen kısımların yumuşamasını sağlayacağım. Yine tamamen sıvı bir hale gelmesini istiyorum. Bakın şeker tekrar iyice eridi. 1 yemek kaşığı buğday nişastasını 1 su bardağı suyla açtım. Şimdi bunu ekliyorum ve hemen hızlıca karıştırıyorum topaklanma olmasın diye. Ve tekrar kaynamasını bekliyorum. Ve bu esnada 1 yemek kaşığı da tereyağı ilave edeceğim. Bir yemek kaşığı tereyağımı da ilave edip tekrar şöyle bir karıştırıyorum. Bu karamel tarifini diğer farklı tatlı tariflerinizde de deneyebilirsiniz. Her zaman yaptığım bir tarif şaşmaz. Mutlaka nişastayı dolu dolu kullanın. Bir yemek kaşığı tepeleme kullanın. Bu şekilde kıvamı çok daha güzel oluyor. Şöyle birazcık kaynasın. Daha sonra ocağın altını kapatacağım. Bakın karamelim kaynamaya başladı ve istediğim kıvam bu. Hızlı hızlı karıştırıyorum. Ve artık ocağımın altını kapatıyorum. Kıvamı şahane oldu gerçekten. Şöyle hızlıca karıştırarak soğumaya bırakacağım. Kekim pişti. Bakın yumuşacık oldu. Şimdi dikkatli bir şekilde ters çevireceğim. Kekim gördüğünüz gibi çok da güzel kalıptan çıktı ve şimdi üzerine 1 çay bardağından biraz daha az süt gezdireceğim. Fazla değil. Hafif nemlenmesini istiyorum sadece. Tart kekimin üzerine artık karamelimi döküyorum.
Bir spatula yardımıyla karamelimi düzleştiriyorum. Burada 125 gram kadar süt kremam var ve yine bir paket bitter çikolata, bir paket sütlü çikolata, 65 gram her iki paketimde. Kremanın içerisine çikolatalarımı ekliyorum ve iyice eriyene kadar karıştıracağım. Pastamızın üzerine ganajı dökeceğiz. İyice karıştırıyorum. Bakın çikolatalar tamamen eridi. Bu arada 30 gram daha bitter çikolata ekledim. Kıvamı bana biraz cıvık geldiği için. Yani toplamda 100 gram bitter çikolata kullanmış olduk. Çikolatalı ganajımı artık pastamın üzerine döküyorum. Pastam hazır. En az 3-4 saat buzdolabında bekletmeniz gerekiyor. Hem çikolatalı ganajın hem de karamelin o istediğimiz kıvamını tutturabilmemiz için mutlaka buzdolabında dinlendirin. Pastamı güzelce buzdolabına dinlendirdi ama ben 1 saat kadar dinlendirebildim. Vaktim olmadığı için mutlaka 3-4 saat dinlendirin. Ve artık dilimleyip sizlere dilim şeklinde göstermek istiyorum. Ama dediğim gibi karamelin, ganajın kıvamının tamamıyla oturması için mutlaka 3-4 saat dinlendirin. Bıçağınızı mutlaka temizleyin dilimlerken. Bakın şöyle yakından da göstermek istiyorum. Hemen dokusuna, yumuşaklığına da bakalım nasıl olmuş. Tek kelimeyle mükemmel olmuş. Karamelin verdiği o ağırlık kesinlikle yok. Hem çok hafif, hem karamelli, hem çikolatalı. Şahane bir tart kek olmuş. Denerseniz eğer videonun altına mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Bugün sizlerle birlikte karamelli tart kek hazırladık. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yeni tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.